Türklerin ve Müslümanların savaş ruhunu, cihat ruhunu maalesef zayıflattılar. Bugün entelektüel dünyaya baktığımız zaman, bugün medyaya baktığımız zaman, sosyal medyaya baktığımız zaman sürekli aşağılanan, hakarete uğrayan bir cihat kavramı var. Bir mücahit kavramı var. Bugün Müslümanların belleğinde ve algısında dahi cihat çok olumsuz bir noktaya işaret ediyor. Evet, biz Müslümanlara 200 yıldır büyük bir oyun oynanıyor. En başta zihinlerimiz işgal ediliyor. Topraklarımızdan önce zihinlerimiz işgal ediliyor. Kavramlarımız işgal ediliyor. Kur'an'da Allah'ın bize emrettiği ve vaat ettiği o cihat ruhu, o cihat kavramı, mükellef olduğumuz o cihat, biz bugün Müslümanlar ondan çok uzaktayız. Gerçekten de bunun için batıl batı medyası, batıl batı aydınları büyük bir çalışma içerisinde. Cihat sürekli aşağılanıyor, sürekli kötüleniyor. Ama biz Amerikalı, Avrupalı gençlere bakalım, Hristiyan gençliğine bakalım, Yahudi gençliğine bakalım, sürekli bir şövalye ruhuyla, bir savaş ruhuyla yaşatılıyorlar. Öyle bir eğitim alıyorlar. Eğitim sistemlerinde sürekli bir tarih ve savaş ruhu veriliyor. Ama biz Müslümanlara baktığımız zaman her zaman cihat kötüleniyor ve aşağılanıyor. Hatta Müslümanlar dahi bu kavramı kullanmaktan artık imtina eder hale düştüler. Ben diyorum ki bu oyuna gelmemeliyiz. Bu oyuna gelmemeliyiz. Bu oyunu bozmalıyız. Ve Allah'ın bize emrettiği o dava olan, o vazife olan cihadı her alanda gerçekleştirmeliyiz. Cihat deyince bugün maalesef işte IŞİD geliyor, El-Kaide geliyor, Taliban geliyor. Bunlar yapay ve suni örgütler. Bunların Müslümanların maşeri vicdanında yeri yok. Müslümanların çoğunluğunu temsil etmiyorlar. Azınlık bir grup. Daha çok Amerika'nın desteklediği Vahabi projesinin, İngilizlerin desteklediği Vahabi projesinin altından çıkan bazı örgütler. Biz ne yapacağız? Biz Kur'an'a ve sünnete sarılarak, sünnet-i seniyye yolunda, ehl-i sünnetin sırat-ı müstakim yolunda, Karahanlılar gibi, Eyyubiler gibi, Gazneliler gibi, Harzemşahlar gibi, Selçuklular gibi ve Osmanlılar gibi yeniden cihat ruhuna sarılacağız. Bu ruh bizi ayakta tutar. Bu ruh bizi diriltir ve bu ruh bizi hakim eyler. Bizim bu ruhtan ayrılma lüksümüz yok. Bu duygularla ve bu dualarla Ürdün'den, Amman'dan, Tank Müzesi'nden selamlar, saygılar ve dualar.